Çocuklar merhaba. Biyoloji bölümünün sorularını çözmeye başlıyoruz. 15. soru. Sağlıklı bir insanın aynı uyaran çeşidi ile farklı zamanlarda uyarılması sonucunda oluşan tepki şiddetlerinin zamana bağlı değişim grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri söylenebilir? Hemen öncüllere bakalım çocuklar. T1 anında uygulanan uyarı eşik değerinin altındadır. T1-T2 aralığına baktığımda herhangi bir tepki oluşmamış. Herhangi bir tepki oluşmadıysa demek ki uyarı eşik değerinin altındadır. Birinci öncül doğrudur. İkinci öncüle baktığımızda 2 ve 3 zaman aralığında oluşan impuls sayısı 3 ve 4 zaman aralığına göre daha fazladır denilmiştir. Bu ifade yanlıştır. Neden? Çünkü çocuklar grafiği incelediğimizde T3-T4 zaman aralığında tepki şiddeti artmış, T2-T3'e göre daha fazla olmuştur. Dolayısıyla T3-T4 aralığında uyarının şiddeti daha yüksektir. Uyarının şiddeti arttıkça impulsun sayısı artar çocuklar. Uyarının şiddeti arttıkça impulsun sayısı artar. İmpulsun sayısı arttıkça da doğal olarak tepkimizin şiddeti artacaktır. Dolayısıyla 3 ve 4 zaman aralığında 2 ve 3 numaralı zaman aralığına göre daha fazla impuls var, daha fazla tepki oluşmuştur. Yani ikinci öncülümüz yanlıştır. Üçüncü öncül, T3 anında uygulanan uyarı şiddeti T2 anında uygulanana göre daha azdır. T3 anında uygulanan uyarı şiddetinin biraz önce T2'ye göre daha fazla olduğunu söylemiştik. Çünkü uyarının şiddeti artarsa impulsun sayısı artar. İmpulsun sayısı artarsa da tepkimizin şiddeti artar. Dolayısıyla bu ifade de yanlış olacaktır. Dördüncü öncülümüz T1-T2 zaman aralığında impuls oluşmamıştır denilmiştir. Bu ifade doğrudur. Çünkü uyarı eşik değerinin altındadır ve impuls oluşmamıştır. Cevabımız 1 ve 4 yani C şıkkı olacaktır. 16. soru. Aşağıda sağlıklı bir insana ait beynin dikey kesiti gösterilmiştir. Buna göre numaralandırılmış yapılarla ilgili seçeneklerden hangisi yanlıştır? İsterseniz önce numaralandırılmış seçenekleri belirleyelim. Örneğin 5 numaralı yapı beyinciktir. Karakteristik beyincik görüntüsü beyincik. 3 numaralı yapı ponstur çocuklar. Ponsun hemen altında bulunan yapı omurilik soğanıdır. Omurilik soğanın altında şu bölüm ise omurliği ifade eder. 2 numaralı yapı hipotalamus. 1 numaralı yapı ise talamustur. Bunların ışığında hemen şıklara bakıyorum. 1 numaralı bölge. Yani talamus, duyu organlarından gelen uyarıların sınıflandırılmasını sağlar. Bu ifade doğrudur. Hatta şöyle bir ifade vardır biliyorsunuz. Koku duyusu hariç tüm duyusal impulsların beyin kabuğuna gitmeden önce uğradığı yer talamustur çocuklar. İkinci bölüme bakıyorum. 2 numaralı bölge, vücut sıcaklığı, kan basıncı, iştah ve uyku düzeni gibi faaliyetlerin kontrolünü sağlar denilmiştir. 2 numaralı yapımız hipotalamustur. Homeostazi merkezimizdir. Vücut sıcaklığı, kan basıncı, iştah, uyku düzeni gibi durumların kontrolünü sağlar. Doğru bir ifadedir. C şıkkına baktığımda 3 numaralı bölge beyincik yarım küreleri arasındaki bağlantıyı sağlar denilmiştir. Evet çocuklar, pons yalnızca memelilerde bulunan bir parçadır ve beyincik yarım küreleri arasındaki bağlantıyı sağlayacaktır. 4 numaralı bölge yani omurilik soğanını göstermiş. Diz kapağı refleksi, emme refleksi gibi doğuştan gelen refleksleri kontrol eder. Çocuklar, bu öncül çeldiricili bir şık. Çünkü omurilik soğanı gerçekten kalıtsal refleksleri yani doğuştan gelen refleksleri kontrol eder ama hepsini değil. Örneğin diz kapağı refleksi, emme refleksi gibi doğuştan gelen refleksleri omurilik soğanı değil, omurilik kontrol eder. Dolayısıyla D şıkkı yanlış seçenek olacaktır.
Beşinci duruma bakıyorum. Beş numaralı bölge. Göz, kulaktan gelen uyarılarla birlikte vücudun duruş dengesini düzenler. Evet, beyincik gözden gelen, kulaktan gelen uyarıların koordinasyonunu sağlar ve dengemizi sağlar. Cevabımız D şıkkı olacaktır. 17. sorudayız. Aşağıda tiroid bezi ile ilgili feedback mekanizması şematize edilmiştir. Buna göre X ve Y hormonları arasındaki ilişkiye benzer durum, seçeneklerde verilen hormon çiftlerinden hangisi arasında bulunur? Öncelikle çocuklar, feedback mekanizmasından biraz bahsetmek istiyorum. Feedback, eğer çocuklar bir hormonun artışı başka bir hormonu tetikleyip arttırıyorsa, o zaman biz buna pozitif feedback, bir hormonun artışı başka bir hormonun azalmasına neden oluyorsa buna negatif feedback ismini veriyoruz. Hemen şematize edilmiş duruma bakalım. Hipotalamus releasing faktör salgısıyla, yani hormonuyla, hipofizin ön lobunu uyarmış. Ön lob ise X hormonunu üretmiş. Bu X hormonunu ürettiği andan itibaren X hormonu miktarı arttığında bir negatif feedback yapmış. O zaman hipotalamustan üretilen releasing faktör hormonu hipofizin ön lobunu uyararak X hormonunun artışını sağlamış, pozitif feedback yapmış, yani şu olay pozitif. Ardından X hormonu arttığı zaman da hipotalamusa negatif feedback mesajı vermiş ve X hormonunun salgısı azaltılmış. Bir taraftan da X hormonu çocuklar tiroid bezini uyarmış. Tiroid bezi de tabii ki tiroksin hormonunu salgılamış. Neden? Çünkü tiroid bezinden salgılanan tiroksin hormonu aynı zamanda hipofizin ön lobuna negatif feedback vermiştir. O halde X hormonu tiroid bezini uyarabildiğine göre bu hormon TSH'tır. Tiroid stimüle edici hormondur. TSH hormonu tiroid bezini uyarmış, tiroid bezi de tiroksin hormonunu salgılamıştır. Kanda tiroksin seviyesi artınca da bir negatif feedback verip hipofizin ön lobunu uyararak TSH salgısını azaltmıştır. Böylece vücudumuz belirli bir denge haline gelmiştir. Buna bağlı olarak X ve Y hormonları arasındaki ilişkiye benzer durum hangi hormon çiftinde bulunmaktadır denilmiştir. Hemen bakıyorum. Prolaktin ve oksitosin. Çocuklar, prolaktin ve oksitosinin doğrudan bir feedback mekanizması yoktur. Epinefrin ve norepinefrin, bunlar sinerjit hormonlardır. İkisi de aynı görevi üstlenmiş hormonlardır. Dolayısıyla cevap C şıkkı da olamaz. Progesteron ve östrojen hormonları yine birlikte aslında salgılanan hormonlardır ama özellikle yukarıda anlatılan feedback mekanizmasına benzer bir durum bu hormonlar arasında yoktur. İnsülin ve glikagon hormonları da bir başka hormon tarafından tetiklenerek salgılanan hormonlar değildirler. Bunlar da antagonist, yani zıt çalışan hormonlardır. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olacaktır. Çünkü hipotalamus releasing faktörle hipofizin ön lobunu uyaracak, ACTH hormonu salgılanacak, ACTH hormonu böbrek üstü bezinin kabuğunu uyaracak ve o bölgeden kortizol hormonu salgılanacaktır. Tam da yukarıda anlatıldığı grafikte, tablodaki gibi. Hemen 18. sorumuza geçelim. 18. soruda aşağıda kemik dokuya ait enine kesit verilmiştir. Buna göre numaralandırılmış kısımlarla ilgili seçeneklerde verilenlerden hangisi yanlıştır? Çocuklar, önce numaralı yerleri bir tanımlayalım. 1 ile başlıyorum. Çocuklar, 1 ile gösterilen yapı osteoklast dediğimiz yapıdır. Osteoklastlar ömrü bitmiş kemik hücrelerini yok eden hücrelerdir. Osteoklast denilen bu hücreler, tekrar ediyorum, ömrü bitmiş hücreleri yok eder. 2 numaralı bölgedeki hücrelere baktığımızda bu hücrelerin osteoblast olduğunu söyleyebilirim. Osteoblast hücreleri genç hücrelerdir. Osteoblast hücreleri erginleştiklerinde 4 numaralı hücreyi, yani osteosit hücrelerini oluşturacaktır. Osteosit hücreleri osteoblast hücrelerinin farklılaşmasıyla oluşmuştur. 5 numaralı yapıya baktığımda osteosit hücrelerinin yanlarındaki boşluklardır ki biz onlara lakün diyoruz çocuklar. Ve son olarak
3 numaralı yapıya baktığımda gördüğüm bir kanal, bir Havers kanalı görmekteyim. Bu kanalın içinden kan damarları ve sinirler geçiyor. Bu da Havers kanalı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi çocuklar, şıklara döndüğümde 2 numaralı hücrelerin olgunlaşması ile 4 numaralı hücreler oluşur denilmiştir. Ki biraz önce bunu vurgulamıştım. Osteoblast hücreleri genç hücrelerdir. Bunlar ergenleştiklerinde osteositleri oluştururlar. 1 numaralı yapı, yani osteoklastlar, ömrü bitmiş hücreleri parçalar çocuklar. Yeni kemik hücrelerinin oluşmasını sağlayan osteoklasttır. Cümle yanlış başlamış ama doğru bitmiş. Dolayısıyla yanlış şık B şıkkıdır. Diğer şıkları da inceleyelim. 3 numaralı yapı Havers kanalı olup sinir ve kan damarlarını bulundurur. Doğru bir ifadedir. 4 numaralı yapı yıldız şeklindeki osteosit hücreleridir. Doğrudur. 5 numaralı yapı kemik dokudaki boşluklar olup lakün olarak adlandırılır. İfademiz doğrudur. Cevabımız B şıkkıdır. 19. sorudayız çocuklar. Aşağıdaki şemada insan kulağında dengenin sağlanmasında ve işitmede görev alan yapılar gösterilmiştir. Buna göre şemadaki yapılar ve görevleriyle ilgili verilenlerden hangisi doğru değildir? Hemen şıkları okuyorum. Kesecik ve tulumcuk içinde bulunan otolit taşları vücudun dinamik dengesini sağlar. Çocuklar, bu ifade net yanlıştır. Çünkü kesecik ve tulumcuk içerisindeki otolit taşları vücudun evet duruş dengesini sağlar ama vücudun özellikle yer çekimine olan dengesini, yani statik dengeyi sağlar. Statik denge çocuklar. Statik denge vücudun yer çekimine olan dengesidir ve kesecik tulumcuk bunu sağlar. Dinamik dengeyi ise çocuklar yarım daire kanalları sağlar. Yarım daire kanalları vücudun dönüş dengesini, yani dinamik dengesini sağlar. Cevabımız A şıkkıdır ama diğer şıkları da incelemeliyiz. Dış kulakta orta kulak arasında bulunan ve bağ dokudan yapılmış olan kulak zarı dış kulaktan gelen seslerle titreşir. Doğru bir ifadedir. Orta kulak oval pencere ile iç kulağa, östaki borusuyla yutağa bağlanır. Doğrudur. İç kulak birbirleriyle bağlantılı ve içleri sıvı dolu kanallardan meydana gelir. Kastedilen vestibüler kanal, timpanik kanal ve kohlear kanaldır. Doğrudur. Orta kulakta yer alan çekiç örs ve üzengi kemikleri ses dalgalarının şiddetini artırır. Doğrudur. Çünkü geniş alandan gelen ses dalgaları vücudun en küçük kemiklerin içine girdiğinde şiddeti artar. O halde 19. sorumuzun cevabı A şıkkıdır. Ve son sorumuz 20. sorumuz. Bir çizgili kasın kasılma evrelerini gösteren yukarıdaki grafikle ilgili olarak hangileri doğrudur? Birinci öncüle baktığımda BC zaman aralığında ATP harcanırken CD zaman aralığında ATP harcanmaz. Çocuklar, bu grafikte var olan tüm zaman aralıklarında ATP harcanır. Bu durumun temel nedeni, örneğin AB aralarında bakıldığında sıfır olmuş bir durum söz konusu değildir. Çünkü AB aralığı latent evre, gizli evre diye adlandırılan bir evredir. Bu evrede dahi kas az da olsa kasılı durumdadır. Dolayısıyla kasların kasılma durumu olduğu için her türlü ATP harcanacaktır. B ve C aralığı kasılma, C ve D aralığı ise gevşeme anıdır. Kaslar gevşeyebilmek için de enerjiye ihtiyaç duyar. Dolayısıyla tüm aralıklarda ATP harcanır. Yani birinci öncülümüz yanlıştır. CD zaman aralığında kasın hacmi değişmez. Evet çocuklar, kas kasılsa da gevşese de kasın hacmi değişmez. Ama kas kasıldığında boyu kısalsa da hacmi artacağı için asla hacmi değişmeyecek. AB zaman aralığı latent evre olup bu evrede kas tonus halindedir denilmiştir. AB aralığında latent evre ve kas tonus halindedir. Doğrudur. Kas tonusu kasın hafif kasılı olma durumudur. Bu aşamada kaslarda özellikle hafif kasılma durumu söz konusudur ve orta beyin tarafından kontrol edilir. CD aralığında troponin-tropomiyozin kompleksi bozulur denilmiştir. Bu ifade doğrudur. Bu ifadeyi şöyle ifade edeyim çocuklar. Troponin ve tropomiyozin aktin üzerinde bulunan iki proteindir. Eğer kaslara kalsiyum gelirse kaslar kasılma anında kalsiyumla karşılaşır. Kalsiyumla karşılaştığında
troponin ve tropomiyozin kompleksi kalsiyumla birlikte oluşur. Ancak ortamda bulunan gevşeme sırasında kalsiyumlar geri çekileceği için kalsiyumların aradan çekilmesi troponin ve tropomiyozin kompleksinin ortadan kalkmasına neden olur. Tekrar ediyorum, kasılma anında kalsiyum aktin ve miyozin arasına yayıldığında troponin ve tropomiyozinle birleştiğinde özellikle troponinle birleştiğinde tropomiyozin-troponin kompleksi oluşur. Ancak gevşeme sırasında kalsiyum tekrar aktin miyozin arasından sarkoplazmik retikuluma geçtiğinde ise bu durum şöyle sonuçlanır. Troponin ve tropomiyozin kompleksi bozulur. Yani cevabımız ne olacaktır çocuklar? 2, 3 ve 4 olacaktır.